Öbür gündeme hoş geldiniz. Bugün renkli bir konumuz var. Van Gogh konuşacağız, renkleri konuşacağız, iklim aktivistlerini konuşacağız. Van Gogh'u bugün gündemimize almamızın sebebi aslında yakın zamanda yayınlanan bir Van Gogh kitabı. kitab Yayınları yeni bir çeviri yayınladı. Constantino Dorazio, Van Gogh gizemi. Gerçekten de gizemli bir konu. Herkesin ilgisini çekecek ve merak ettiği bir konu olduğunu düşünüyorum. Konuğumuz... Sanat yazarı, akademisyen ve küratör Markus Graf, hoş geldiniz. Hoş buldum. Mehmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Önce biraz kitaptan bahsederek gireyim istiyorum. E, kitap gerçekten enteresan bir kitap, e, Vincent Van Gogh. Bu arada e, Markus şimdi Van Gogh diyecek, biz Türkler Van Gogh diyoruz. Bunun Doğru, e, Doğrusu nedir deyip böyle Hollandalı mı? olduğu için Van Gogh. İkisi yanlış. Normalde Van Gogh demen gerekiyor. Van Gogh bu gibi isten... bir şey evet. Doğrusu bu. Hatta biz Vermeer evet. diyoruz. Aslında Vermeer. Evet. Ee, bununla ilgili ben bir hikaye hatırlıyorum. Ee, e, kim 500 milyar ister diye bir yarışma hmm. var. Yarışmada Kenan İmirzalıoğlu'ndan önce Kenan Işık sunuyordu. Ünlü çığlık tablosunu e, sunu, şey, soracak. E, Manç'ı soracak. Ama telaffuzu yanlış. Karşısındaki yarışmacı da sanat tarihçisi çıktı. Münk hmm. dedi. Cevap evet. olarak Münk vermişti. Biz... Ben mesela Munk diyorum. Munk. Munk. Etbat Munk. Doğrusu da Munk. Munk gibi sanki. Ben de gittiğimde Hollanda'da tam böyle Van Gogh'la Munk'un ortak bir sergisine denk gelmiştim. Hı. Hatta bununla ilgili Genci Orada... Gülen çok güzel bir iş yaptı. Bir gün Genci Gülen Hı. sanatçılarımızdan birisi bir videoda öyle yapıyor. Bir Hollandalı sanat tarihçisini oturtuyor. kamera karşı... Ve bütün böyle Rembrandt, Van Rijn, Van Gogh gibi isimlere telaffuz ediyor. Bambaşka bir şey. Bambaşka Ay, bir şey iyiymiş. çıkıyor diye, değil mi? Ben şimdi dilim dönmez bunca yıl Van Gogh demişim. Öyle deme, demeye van devam Goh. edeceğim. Van Gogh diyeceğim. Van diyelim kısa. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kitap Vincent Van Gogh. Yani bizim ressamımızın haricinde bir Vincent Van Gogh var. O Theo'nun yani Vincent Van Gogh'un kendisinden 14 yaş küçük olan kardeşinin oğlu yani yeğeni. Kitapta dört tane Vincent Van Gogh var bu arada. Ee, i̇lk önce e, bizim ressamımızın kendinden önce ölmüş abisi Vincent Van Gogh. Onun ismini koymuşlar. E, doğmadan ölmüş bir çocuk. E, aslında bu e, Van Gogh'ta da e, bir travmaya yol açmış bildiğim kadarıyla. Başkasının yerine yaşamak gibi bir sendrom. Salvador Dali'de de var aynısı. E, daha sonra e, ressamımız ikinci Vincent, üçüncü Vincent mühendis Vincent yani yiyen Vincent, dördüncü Vincent da yiyen Vincent'ın yani ressam Vincent'tan 100 yıl sonra dünyaya gelen mühendis Vincent'ın oldu Çok karışık oldu ama dört tane Vincent Van Gogh var. Bizim öznemiz tabii ki ressamımız ama mühendisin de günlüklerinden yola çıkarak yapılmış önemli bir çalışma var. 1949'da eee seyahate çıkıyor. Amcasının izinden onun yaşadığı yerlerde nasıl bir e, hayat sürmüş olabileceğini, bu etrafındaki gizemden e, sıyrılarak nasıl bir arı e, portre çizebileceğini sorguluyor. En çok peşine düştüğü soru dışlanmış mıydı sorusu. Ben bunu size de yönelteceğim ama ikinci soru benim daha hoşuma gidiyor. Şimdi neden resimleri satılmadı? Öyle bir gizemi var ya yaşarken kıymeti bilinmedi. Anna Boş'a sattı bir e, tablo var. E, kırmızı üzüm bağı tablosu. Onun dışında bir satış yapamadı. Ama e, sanat tacir bir aileden geliyordu. E, Theo e, Paris'te yaşıyordu ya, ve yani. galerili e, şeydi. O da sanat taciriydi. Pekala ona bir pazar açabilirdi. Neden açmadı? Eğer e, Monet ya da Gagin kadar e, tablo satabilseydi yaşadığında... Bugün onlardan daha ünlü olmayı başaramazdı. Böyle bir yaklaşım var. Var mı? Bu sorunun peşinden mi? Yani aslında Van Gogh'u Van Gogh yapan onun gizemi ve hikayesi mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buradan başlayalım. Buyurun. Hmm. Um, belki bunu ikiye bölebiliriz. Şimdi bir tarafta günümüzdeki Van Gogh'un popülaritesine baktığımızda evet, onun hayatından dolayı o trajik ve gizemli hayatı, e, o başarısızlığı, o romantik düşüncesi, işte tüm hayatın boyunca işte bir tutkunun peşinde koştu, sevilmedi ama sevmek, sevilmek istedi, e, ressam olmak istedi, e, ressamlar arasında yer almak istedi, bir sanatçı kolonisini kurmak istedi, ama hiçbir konuda aslında başarısız olmadı. Hatta e, Van Gogh'un hayatıyla ilgili kendi ...düşünceleri öğrenmek istiyorsanız aslında Teoya Mektupları adlı kitabı evet, okumanız gerekiyor. Tamamen. Kardeşi Teoya yaklaşık bin tane mektubu yazıyor. Ve bu mektupta hem hayatını ama daha çok sanat ve sanat felsefesini anlatıyor. Ve mektuplarının mektuplarının bazılarında şey yazıyor. Tüm hayatım boyunca işte çabaladım ama galiba başarısız oldum. Şimdi satış açısından evet başarısız bir sanatçı sanat ortamı girebildi mi? Hayır, giremedi. Çünkü sergi açılmadı. Hatta dediğim gibi o dönemdeki avantgard sanatçılar, önce sanatçılar arasında bile Bernard, Lautréamont ve Gauguin dışında çok başka sanatçılar bu empresyonistleri bile onu barındırmadılar. Dolayısıyla bu bir açıdan başarısız denilebilir. Fakat resimlere baktığımızda o dönemde çok aykırı çok yenilikçi ve çok farklı bir resim anlayışıyla ortaya çıkan bir sanatçı. Zaten o kadar farklı ki, o kadar önceki bu isim anlaşılmadı. Bazı işte avantgard sanatçılar tarafında kabul edildi ve anlaşıldı. Yani mesela Bernard Lautrey onun arkadaşları olarak onun derdini anlıyorlardı. Hatta Gauguin onu övüyordu. Um, ama e, koleksiyonerler tarafından, galeri e, sahipleri tarafından, sanat ortamı tarafından dışlanmış olan bir sanatçı neden? Çünkü çok farklıydı. Bu yeni bir şey mi? Hayır yeni bir şey değil. Başarısızlık, yani hayatında yaşamış olan bir ressamın başarısızlık bir istisna mı? Hayır. Mesela baktığımız biraz önce Famer'dan bahsettiniz. Famer hayatım boyunca başarısız bir sanatçı aslında. Kendi küçük kasaba dışındaki koleksiyonerlere ulaşamadı ve aslında fakirlik içinde yaşamıştı. Kasaba David Friedrich romantik sanatının en önemli en büyük sanatçılar günümüzde kendi sanatçı kendi zamanında unutulmuş olan bir sanatçıydı. 20. yüzyılın ikinci yarısında tekrar yeniden keşfedilmişti. Rembrandt, yani Rembrandt van Rijn baktığımızda, günümüzde Rembrandt diyoruz, barok sanatın en büyük sanatçısı. Adamın mezarlığı bugün nerede olduğunu bilmiyoruz. Çünkü kimsizlerinin mezarlığına atıldı. Çünkü fakir, mutsuz ve tek başına, yalnızlık içinde vefat etmiş olan bir sanatçı. Türk sanat tarihi bakın, Hale asaf. Yüzde doksan, yapıtların Paris'te yaptığı yüzde doksanların, yani yapıtların yüzde doksanı yok oldu. Neden? Çünkü kurulamadı. Çünkü bilinmiyordu. Erol Akyavaş bugün eserler müzayede çıktığında 1 milyonda başlıyor. Kendi zamanında 1960-70'lerde kimse onu anlamazdı. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda bu sanatçıların kaderi ve bu kader açısından, bu başarısızlık açısından tek başına değil. Lautrec onun arkadaşı. Hayatında Sefilik içinde yaşıyordu. Dışlamış bir sanatçı olarak, dışlamış bir birey olarak ancak bordelleri, gazinolarda o toplumun kenardaki insanlarla beraber var olabiliyordu. Kendisi bir aristokrat olmasına rağmen. Ya da en son olarak en büyük modern sanatının öncülerinden birisi Sezan. Sezan 20. yüzyılın başında Matisse tarafından, Picasso tarafından baba olarak lanse ederken adam 56 yaşında 1891'de ilk sergisini açıyor. E dolayısıyla şimdi bu magazinse boyutu, insanlar çok çekici geliyor çünkü bunu daha kolay anlıyorlar. Ha kulağını kesti deli bu isim böyle resim yaptı. O kadar kolay değil. Çünkü unutmayalım bu sanatçılarının hepsinin bir hayatı var. Yazarların, tiyatrocuların, dansçıların, müzisyenlerin, ressamların bir özel hayatı var ve orada hepimiz gibi dramalar, travmalara, sevinçli, üzgün olan dönemleri yaşıyorlar. Fakat bu tip sanatçılar profesyonel sanatçılar. Demek ki sanat üretim aslında bir nevi başka, özel hayatı başka. Dediğim gibi eğer Van Gogh deli olsaydı bu resimle yapamazdı. Çünkü mesela bazı konular üzerinde ısrarlı bir şekilde seriyel çalışıyor. Mesela Yıldızlı Gece biliyoruz resim. Onu sanatoryumda yapıyor. Bu Yıldızlı Gece var ya. Yani. <laughs> bu tek resim değil. Daha önce böyle peysajlara, gece peysajlara yapıyor. Ve bir tane yapıyor olmamış. Bir tane daha yapıyor olmamış. Evet, evet, evet. Tabi tabi. Çünkü araştırma yapıyor. Mesela bu mektuplara baktığında Adam 20 tane mektupta doğru sarı nasıl bulabildiğimi yani nasıl bulabilir diye yazıyor. Yani onunla karıştıracağım, bunu karıştırın kompozisyon olarak bunun yanına koysam böyle oluşu çok rasyonel ve çok mantıklı yazılmış olan sanat felsefe ve kompozisyon açısından çok değerli mektupları. Deli olsaydı bu mektupları yazmazdı. Peki burada şey mi var? Ee... Şimdi biz değeri bilinmedi diye soruyoruz ama bir piyasa tarafından bir değerinin bilinmesi var, bir de sanat severler tarafından bilinmesi var. Hani bugün sanata sanat severler alamasa bile piyasanın içine giremese bile dışarıdan izleyebiliyorlar ve izlediğimiz zaman Van Gogh'un hikayesi, ya da onun gibi pek çok sanatçının hikayesi öncelik oluyor dediğiniz gibi. Ama piyasadaki insanlar, endüstrinin sanat endüstrisinin içerisindeki insanlar için eser ...muhtemelen daha önemli oluyordur. Şimdi buradaki ayrımdan baktığımızda böyle... E, ...o ayrımı nasıl yapacağız? Yani e, eserin... ...kendisinin bir değerinin anlaşılamamış olması... ...ama sanki Van Gogh'un eseri... ...kendisinin değeri anlaşıldı da... ...sonra eserlerinin değeri bilindi diyebilir miyim? Yani böyle bir döngü olabilir mi? Yani ilk olarak şunu altın çizmemiz gerekiyor. Bilir kişi diye bir şey yok. Yani absolute nesne... işte ...ben bir profesör olarak... ...bir sanat tarihçisi olarak sadece benim bildiğim diye bir şey yok. Yani ben de nesnel yüzde yüz her zaman doğru olan bir şey demiyorum. Hatta derslikte bazen bir öğrenci bana bir şey soruyor. Bir sanatçı soruyor ya da bir şey soruyor. Ben bilmiyorum. Bilmeyebilirim. Yani ben yüz bin tane sanatçı ben nereden bileceğim? O zaman ne yapıyorum? Bilmiyorum diyorum. Yani eskiden hocalar ben bilmem demezdi. Ben bilmiyorum diyorum. Bilgi zaten önemli değil. Çünkü sizin yanınızdaki telefonda zaten bütün bilgileri var. Bilgi nasıl kullanılır diye onu Öğren aslında öğretmemiz lazım. gerekiyor. Şimdi Van Gogh'a döndüğümüzde o dönemdeki bilir kişileri, koleksiyonelleri, sanatçıları, hocalar da onu anlamazdı. Anlasaydı onu salon sergileri, akademiyi kabul ederdi. Hatta Monet gibi sanatçılar ya da Monet gibi sanatçılar onlar resmi olan akademinin sergileri dahil olamadılar. Çünkü oradaki hocalar onları kabul etmediler. Çünkü o dönemdeki iktidarda olan sanat anlayışı klasitsizm, akademizm, neoklasitsizm ya da daha klasik bir sanat anlayışı. Dolayısıyla Monet, Renoir bu tip sanatçıları ne yapmışlar? Kendi sergileri yapmaya başladılar. Ve bir anda iktidarda olan trendi, modada olan e, sanat akımları yanında başka alternatif akımları paralel olarak doğuyor. Ama bunlar biraz underground gibi düşünmemiz gerekiyor. Evet. Günümüzdeki durum biraz farklı. Çünkü günümüzde hiçbir zaman olmadığı kadar sanatçılar var, sanat yazarlar var, işte sizin gibi programları var, sanat yazısı var vesaire vesaire. Bu yüzden günümüzde zaten postmodernizmden sonra daha heterojen daha çoğulcu bir sanat ortamı, daha çoğulcu bir dünya mesela. Bu yüzden farklı sesleri aynı anda var olabilir diye biliyoruz. Ama o dönemde 19. yüzyılda hala işte bir akademi eğilimi var, trendleri var, işte ana akımları var, hocalar var. Ve onlar aslında sanatın ne olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Günümüzde bu daha arada... Daha tanımlı. Daha tanımlı. Kalıpları çok sert. Peki Van Gogh bugün ilk resimlerini yapsaydı mesela, eskizlere çalışsaydı ve bir sanatçı olarak girseydi aramıza. Değerini bilir miydik biz? Çıkardı, kesinlikle çıkardı. Şimdi Van Gogh neden önemli bir sanatçı? Belki ona evet, girebiliriz. Evet, bir de sanat yani, tarihindeki. Yani önemli. şöyle şöyle düşünün. 19. yüzyıla baktığımızda akademizm ve işte akademinin tarzı yanında Dört tane önemli alternatif akım muhalif olarak ona karşı çıkıyor. Ve hepsi başında kabul etmediler. Birincisi Romantizm. 19. yüzyılın başında. O dönemden itibaren artık sanatçı kendi öyküleri hissettiği gibi, düşündüğü gibi kendi hayat bakışı bizimle paylaşıyor. Bu çok yeni bir şey. Daha önce öyle bir şey yoktu. Ondan sonra Realizm geliyor. Kurbi artık belgeselcilik gibi. Sanat gerçek hayat, gerçek öykü ve her türlü öykülerle ilgilen ilgilenebilir. Daha önce mitoloji, tarih, aristokrasi varken artık günlük hayatımız da var. İkinci realizm. Sonra empresyonizm geliyor 19. yüzyılın ortasında. Artık sanat, sanat için bu yol açılıyor. Çünkü bu sanatçılar optik meseleler üzerine duruyor. Renk, ışık vesaire. Sonra empresyonizmden çıkmış olan bir takım sanatçılarımız var. Biz onlar grup olarak post-empresyonist diyoruz bu takım içinde Van Gogh yer alıyor. Bu sanatçılar hepsi empresinizmden çıkıyorlar ve özel ve bireysel çabalarla kendi yolunu açıyorlar. Onlar kim? Bir tarafta Gauguin. Gauguin 20. yüzyılının Matisse Fauvism'in babası olarak değerlendirebiliriz. Sonra işte Edward Munch ve Van Gogh aynı dönemde aslında dişe vurumcu. Yani romantizm ve empresinizm birleştirip dişe vurumcu bir yol çizerken erken ekspresyonistle olarak değerlendiririz. Bu yüzden bu iki adam 20. yüzyılın başındaki ekspresyonizm öncesi. Ve üçüncü kişi olarak Sezan şimdi oraya eklersek Sezan aslında Picasso'nun babası olarak. Çünkü ilk defa birisi dünyanın organik karışık yapısını geometrik, nesnel, matematiksel, minimalize edilmiş kompozisyonlara indiriyor. Dolayısıyla Cezanne olmasaydı Picasso olmazdı. Gauguin olmasaydı Matisse olmasaydı. Hmm. Edvard Munch ve Van Gogh olmasaydı Emil Nolde ya da işte Kokoschka ya da belki belki bizim Fikret Muala olmaz olmazdı. Bu yüzden o dönemde çok erken sadece 15 sene daha dayanabilseydi Zaten Van Gogh kendi başarını görebilirdi. Çünkü bin, 20. yüzyılın başında artık evet, müzeleri onu almaya başlıyor. 1905'te Stedelijk Müzesi, Hollanda'nın en önemli müzesi, 400'den fazla yapıtlı olan bir retrospektif yapıyor. 15 sene. 50 yaşındayken başarını görebilirdi. Yani ömrünün kısa olması aslında yani başarısız gibi algılanmasının temel sebebi. Mühendis Vincent'ın annesi yani Van Gogh'un yengesi, Theo'nun eşi. Joe. Yohana, hmm, işte. <laughs> Onun keşfedilmesini sağlayan, insan. o çok ilginç bir hikaye. Yani, Bunu yani hikayesi şöyle, işte Van Gogh, işte Zundert adlı Güney Hollanda, Belçika ya yakın olan küçük bir kasabada işte doğuyor. İşte babası protestan bir rahip, bu yüzden işte tutucu, dindar bir ailede büyüyor. Dediğiniz gibi. Teo ile beraber bir dönemde işte sanat tüccarlığını, işte galericilik işte o, o ortama giriyor. Yeminle yaşlandı. Teo Paris'te bu yol devam ediyor. Öbür tarafta ama onu tutmuyor, tutmuyor gibi işte babasının yol üzerine gitme devam ediyor. İşte 20 yaşlarına tekrar işte vaiz olarak bir kariyer çizme çalışıyor. İşte Belçika'da bir kömür madenleri, madenlerin ocaklarının olan bir bölgede çalışıyor. Onu da tutamıyorlar çünkü bu hiyerarşik dini yapısı içinde de duramıyor. Duramıyor çünkü modern İsa'yı yaşamaya çalışıyor ve bütün kıyafetlerini evet. veriyor, eşyalarını veriyor bir pespaye bir şekilde ve kilise görevlileri diyor ki sen kilisenin itibarını aşağıya çekiyorsun deyip onu görevden aldıkları değil i̇şte, bir abi konuştum. Evet Orada aslında onu anaşik e, yapısını görüyorsunuz. Yani adam hakikaten kendi hayatını, kendi benliğini, kendi tutkusunu yaşatmak istiyor. Ama o dönemdeki muhafızlıklar toplum yapısından dolayı onu yapamıyor. Bu yüzden depresyonlar giriyor, çıkıyor. Mutsuzluk, sevinç hepsi aynı anda çok şiddetle yaşıyor. Zaten Antoine Artaud diye bir modern avantgard bir tiyatrocu yazarımız var. O mesela şey diyordu... Vincent van Gogh intihar etmedi. Biz onu yaşatmadık. Biz onu öldürdük toplum olarak. Bu isim baktığımızda 27 yaşına kadar farklı iş alanları ya da hayatını farklı bölümlerde mutlu olmaya çalışırken 27 yaşında artık sanatçı olmaya karar veriyor. Ki daha önce zaten tüccar olarak sanat ortam içinde yakındı. Amcasından çizim dersleri alıyor ve 1880-86 arasında hem Hollanda'da hem Belçika'da ağırlıklı naturalist, realist, romantik karışık olan resimler yapıyor. Bu yüzden insana bana şey diyor, hangi, yani Van seviyorum aslında şey soruyorum, hangi Van Çünkü üç Van var. İlk dönemde 80-80 altında daha gerçekçi bir sanatçı gibi taşra, köy, çiftçilerinin hayatını yansıtıyor. Bu yüzden ağırlıklı kahverengi e, tonları görüyoruz. İşte oradaki patates yiyenler 85'te yaptığı resim bir baş yapıtı. O dönemde Theo sürekli şey çağırıyor. Vincent gel Paris'i. Bu aradaki empresyonistleri görmen gerekiyor. Ondan sonra 88'te Paris'e gidiyor ve şey diyor. Beni nasıl daha önce çağırmadın? Böyle renkleri nasıl olabilir? Böyle bir sanat nasıl olur? Çok heyecanlanıyor ve renk paleti ve konuları tamamen değişiyor ve empresyonist olarak devam ediyor. Ondan sonra aileye taşındığında ve aslında yalnızlık içinde bu sanatçı koloni yapma çabası o dönemde bireysel bir yön çiziyor ve post empresinist o dönemde oluyor. Hem aileyde hem de sanatoriumda yaptığın 150 resim bu ay çiçekler resimleri yani bu starry night resmi sanatoriumda yapıyor gönüllü olarak orada kalıyor çünkü iyi olmadığını hissediyor. Zaten bu insan deli olamaz deli deli olduğunu bilmez. Ama o şey fark ediyor. Bir şey gidiyor. İyi gitmiyor. Gönüllü olarak oraya gidiyor. Orada resim yapıyor. Bu yüzden üç tane Van Gogh'umuz var. Naturalist, realist, empressiniz ve post empressiniz Bizi ilgilendiren son iki senede yaptığı resimler. Yani toplam baktığımızda 27-30 yaşında arasında bu kısa hayatında binden fazla çizim 800'den fazla tablo sığdırıyor. Değil mi? Yani çok büyük. Çok büyük. Yani adam yani sanata hasta. Yani başka bir şekilde yapamıyor. Yani nefis almak gibi yemek herhalde yemiyor. Nefis almak gibi temel ihtiyaç resim yapmak. Bir Anladığım kadarıyla biraz şey var. Kendini ifade etmekte iki yöntem seçiyor. Bir Teo'ya yazdığı mektupları var. Bir tarafta da resmi var. Hı hı. Ama şeylerde diyaloglarda çok başarılı biri değil miydi diye düşündüm mesela. Evet Ali döneminde de ancak işte bu postacı yani bazı aileler dışında orada da çok fazla oturtulmuyor. Çünkü ya insanlar şey diyor deli yani adam pis kıyafetlere sabah çıkıyor resim yapıyor gecede işte resim yapıyor. Yani başka bir şey de konuşmuyor, yapmıyor, istemiyor, yapamıyor. Özel ilişkilerde de, de başarısız. Muhtemelen de çok zeki. Evet, Arle'ye gidiş sebebi nedir? Yani bununla ilgili gün ışığının hmm. en güzel e, hissedildiği yer olarak duyup bunun peşine düştüğü söyleniyor. Yoksa orada hani tanıdığı, ettiği kimse yok bilakis orada hani sıkıntı da yaşıyor ama Arle'de kalmakta ısrarcı. Arle'ye gitmesi aslında iki sebebi var. Birincisi hakikaten işte rengin ve ışığının peşine düşüyor. Çünkü ilk olarak Paris'e taşınıyor ve iki sene işte Theo yanında orada yaşıyor. Ve orada tabii ki empresyonistlerin renk skalası, oradaki optik meselesi, gün ışığı olduğu gibi yakalamaya çalışıyorlar ya, bu yüzden atölyeden dışarı çıkıyorlar. Ve bu yüzden hızlı resim yapıyor. Yeni bir resim tarzı, yeni bir resim tekniği um, e, yapıyorlar. A la prima diyoruz. O a la prima bu demek, renesans sanatçılar yavaş yavaş katman katman çalışırken ve atölye içinde çalışırken, büyük formatlarda. A la prima tekniği, bu da yeni bir tekniği yeni o dönemde icat edilmiş olan yağlı tüp boya icat ile beraber artık sanatçıları dışarıda resim yapabilirler. Bu yüzden doğru ışığı yakalamak istiyorsan hızlı çalışman gerekiyor. Bu yüzden sert fırça darbeleri mesela ortaya çıkıyor çünkü hızlı çalışıyorlar. Fakat Van Gogh şunu fark ediyor. Tamam şimdi konum ışıksa Paris'te tamam da yani Belçika'dan daha aydınlık bir ortam. Ama şey duyuyor asıl ışık Güney Fransa'da. Yani nerelisi Afrika ya yakını işte Cezayir. Bu yüzden Arle, onu duyuyor. Arle'deki gün ışığı görmen gerekiyor. Bu yüzden şey diyor, o ışık orada yakalayacağım. Bu birinci düşünce. İkinci düşüncesi, o dönemde bir eğilim var sanatçılar arasında. Sanatçı kolonileri kurmak. Yani bunu Paris'te, Fransa'da, İspanya'da birçok yerde görüyorsun. Sanatçı grupları olarak bir yeri taşınıyorlar ve orada bir ev tutuyorlar. Ve ondan sonra kat kat atölyeleri kuruyorlar. İşte resim yapıyorlar, akşam işte sohbetlere içmek, yemek vesaire. Bir koloni, bir şey, bir, bir yerleşim yapıyorlar. Öyle bir hayal kuruyor. Ben aileye gideceğim, orada bir ev tutacağım ve bu evde Paris'teki arkadaşlarımı çağıracağım ve hep beraber bu arada bu ışığını yakalayıp beraber yaşayacağız. Ama o konuda da başarısız çünkü Gogun dışında evet, kimse evet. gitmiyor ve Gogo ancak altı hafta kalabiliyor evet. çünkü bu iki güç güçlü alfa ancak altı hafta beraber kalabilirler. Ya orada mesela şey o hikayede iki türlü hikaye anlatıyorlar orada. Bir diyor ki çok ciddi kavga ettiler eleştirdi Gogen onu. Dayanamadı ve işte önce onun boğazına bıçağı şey dayadı, usura dayadı. Ondan sonra dayanamadı, kendi kulağını kesti. Şimdi bir başka bir yerde... Gireceğim. Bir de bir... sen söyleyeceksin buyur. Bir hikayede şu, asıl kavga etmişler, çok sinirlenmiş. Evet yine böyle olmuş ama sonra Gaggen gitmiş. Kendi kendini içeride çok buhran, işte iklim de tabii çok sıcak, bunalmış Hı -hı. şeyden böyle bir buhranla Gogan'ın evden gittikten sonra mesela kulağını kestiğini ve bir onun hastaneye bir ziyarete gitmediği falan yazıyorlar yani. Benim duyduğum da şu. Zaten hani bir sürü efsane var bununla ilgili. Aslında Vincent boğazına o sırayı dayadıktan sonra Gogan'ın itiraz edip Van Gogh'un kulağını Gagin'in kestiği şeklinde bir de da var. <laughs> <laughs> Valla biz burada CSI İstanbul oynayabiliriz ama sonuçta biz bilmiyoruz. Hakikaten evet, bilmiyoruz çünkü bilmiyoruz. yazılı nesne doğru bir bilgi yok. Yani bir üçüncü teori daha var. Evet. Adam işte tinnitus ya da orta kulak iltihabı yaşamış evet. şiddetli bir şekilde. Ve işte o oradaki ağrı içinde absent de çok içmişler. O oradaki delirium içinde auto agresyon diye bir Hastalık var. Autoagresyon olarak oradaki kulağı kesiyor. Kısacası biz bilmiyoruz. Üçü doğru olabilir. Evet. Ya da hiç. Hiçbir... Ölümünü de bilmiyoruz. Ya da Tam, i̇ntihar da deniyor. Pekala bir kaza da olabilir. Yani ölümü de çok... Ölü de bilmiyoruz. Ölü ile üç tane teori var. Birisi intihar. Genellikle insan, insanlar şey diyor. E, tabii ki adam... Yakıştırıyorlar. Zaten yakıştırıyor. bu hikayenin neticesi oraya gider gibi. Evet. O mantıklı bir sonuç. Ama e, son araştırmalara şey diyor. Bu da bir kaza olmuş olabilir aynı zamanda bir cinayet de olabilir. Çünkü o dönemde hatta YouTube'da çok güzel programlar var. O dönemde o e, oturduğu, e, yaşadığı köyde işte 16 yaşında bir çocuk var. O da hafif deli de onunla da çatışmışlar falan filan. E çünkü açıkçası intihar eden bir kişi çünkü nereye vuruyor? Buradan vuruyor. Yani intihar etme eylem şöyle gidiyor. E evet, intihar bir, eden biri öyle bir şey yapmaz. Bana çok intihar O göbeğine vuruyor. Zaten yani, hemen ömüz, ölmüyor yani. Hastaneye de gitmiyor. Evine evet. gidiyor. Evet yani vuruluyor vuruyor kendisi ya da vuruluyor diyelim. Sonra işte otele gidiyor. Yani kaldığın pansiyona gidiyor ve e, iki 2-3 gün sonra vefat ediyor. Yani içindeki kanamadan vefat ediyor. Hatta Teo'ya mektup yazıyor. Teo geliyor ve Teo yanında vefat ediyor. Ya yani dolayısıyla intihar mı değil mi vallahi yani ben Biz bunu, bu netice intihara çok bağlamazdım. <laughs> e, i̇ntihar etmiş olsa bile sonuçta hani orada ölmüyor yani bir takım e, handikaplar çıkıyor, hastane ortamı vesaire. Aslında hayata çok bağlı bir insan, çok tutkulu bir insan. Bana aslında psikolojik olarak da çok da mantıklı gelmiyor. Biraz şeyin hikayesini andırıyor bana. Bir film vardı izlemişsinizdir Deli ve Dahi diye. <laughs> Oxford Sözlüğü'nün hikayesini e, anlatıyor. <laughs> Orada onun, daha öncesinde ben kitabı okumuştum ve kitapta, filmde anlatılmayan bir hikaye var. Aslında bu cerrah bu adam, yani bir doktor fakat işte Amerika Savaşı'nın içerisinde ve orada ona bir görev veriyorlar. Diyorlar ki, burada işte savaştan kaçan İrlandalıları sana getireceğiz Amerika için, Amerika'da İngilizler adına savaşan. Onların alınlarına kaçaksın sen diye şey vuracaksın. Tabii İrlandalılar kaçıyorlar savaştan onları yakalıyorlar bu adamı getiriyorlar bu da onların işte buraya demirleyen şey yapıyorlar ne diyorlar onu bilmiyorum hani leim diyor bir şey yapıyorlar kaçık yazısı yazıyor. sonra onları tedavi etmeye çalışıyor fakat bir süre sonra bu adam korkmaya başlıyor diyor ki günün birinde bu İrlandalılar gelip beni öldürürse bana bir şey yaparlarsa ne no olur gibi böyle paranoyak bir şeyin içine girmeye başlıyor dayanamıyor bırakıyor ve İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye gittikten sonra Böyle sokakta yürürken sürekli arkasında birilerinin onu takip ettiğini, sürekli bir İrlandalının onu tanıyacağını ve öldüreceğini düşünüyor. Bunun üzerine bir silah alıyor. Ve bir akşam yürürken arkasında bir adam yürüyor. Onu sanıyor ki biraz adamın adam, adımları hızlanınca sanıyor ki ona saldıracak ve ölecek. Dönüp onu vuruyor ve adam orada ölüyor. İşte Hikaye ondan sonra başlıyor. Sonra onu alıyorlar, kapatıyorlar bir yere vesaire. Ama kitapta anlatıldığında şöyle bir şey var. Adamın korkunç bir hem zekası var ama korkunç bir psikolojik bir şey var. O dönem psikoloji Amerikan Psikoloji Derneği var olsaydı belki şizofreni teşhisi koyabilirdi. Ama teşhisi koyduğu için bir ilaç tedavisine başlanabilirdi. Ve o ilaç tedavisi sonucunda beyninin onu tetiklediği ve bizim bu Oxford Sözlük'te 15 bin kelimeyi bulabilecek kapasitede bir çalışma çıkaramayabilirdi. Dedi diyor mesela kitapta böyle bir şeyle gidiyor. Yani belki e, bu anlamda baktığımızda böyle insanların bunları özel insanlar olarak da tanımlayabiliriz. Yani Van Gogh'un çıkarttığı o eserler evet bir psikolojik bir buhran, derinlemesinde duygular, dramatik bir yaşam olabilir ama bu onu bir yere yönlendirmiş ve bizim bugün işte e, binlerce Van Gogh eseri var. Kaç tanesi gün yüzünde Yani açıkçası. o konuda şey sorgulayabiliriz. Yani deli kimi göre? E işte kime göre yani? Kime yani göre? yani, evet. yani Bununla ilgili de makale ve kitaplarda da var. Hatta işte son dönemde zaten işte o tip hastanelerdeki tedavileri çok değiştiğini görüyoruz. Yani mesela Kamil işte Rodin'in sevgilisi. Mesela onun hayatına baktığında işte 20 sene boyunca işte akıl hastanesidir. Ve çıkmasına izin vermediler. Kim izin vermedi? Annesine izin vermiyor. Yani bu isim baktığımızda zaten deli ve dahi. Bu iki, iki kavram yakın. Ve şöyle aslında altını çizmemiz gerekiyor. Bu dahi kelimesi aslında yeni bir kelime. Dahi kelimesi romantizmde, romantizm döneminde ortaya çıkmış olan bir kavram. Dahi nasıl bir kişi? Dahi topluluk ya da toplum dışına çıkmaya başaran, onun cesaretini bulan ve farklı düşünen, farklı yolları açabilen bir kişi. Dahi bir sanatçı olabilir, bir bilim insanı olabilir. Herkes dahi olabilir aslında bir, bir matematik tarafta. matematikçi olabilir Ama evet yani. dahi yaşatabilmek için toplum ona dahi olabilmesi için bir alan tanımlaması gerekiyor. Bu yüzden dahi, deli, bu sınır bazen özellikle bu tip yaratıcı kişilerde ki yaratıcılık Bilim insanları, bilim insanları da sürekli işte bir zamanda dali, e, deli, ah, bir zamanda evet, dahi deniliyor. Evet. Yani bu tanımları zaten çok sakıncalı. Yabancıladığı ve... için deli diyor ve evet. dışı i̇şte Bunlar birbirine evet. çok uzak şeyler değil. Çok böyle ince bir sınır var. Oradan oraya hemen geçişler oluyor diye tahmin tabii, ediyorum. Tabii, tabii. Ee, süremiz az kaldı. Ben iklim aktivistlerine evet, onda soralım istiyorum. biraz. Ee, soralım. Şimdi Van Gogh'un iki tablosuna saldırı yapıldı. Ekim ayında ayçiçekleri tablosuna domates çorbası atıldı. Ee, Kasım ayında da ekiciler tablo, tablosuna sebze püresi atıldı. Ve ee, devam diyor ediyor. Ki, e, başka yani bunlara çalışsın, dikkat değil. çekmek zorundayız. Yani başka e, e, eylem yöntemimiz yok. Kışkırtıcı olmak zorunda diyor. Ee, i̇lk baktığında insanı gerçekten çok rahatsız eden bir şey ama tablolara zarar gelmediğini öğrendiğimizde rahatlıyoruz. Aktivistler de zaten zarar gelmeyeceğini bildiğimiz için yapıyoruz diyor. Siz e, bir Van Gogh tablosuna çorba atıldığını gördüğünüzde ilk ne hissettiniz? Ve bu e, aktivizm e, çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk olarak bunu gördüğüm tabii ki kızdım yani. Çok kızdım. Çünkü yani ilk olarak tabii ki o amacı... Ee, o amacının e, şey yani başarılı bir sonuca varıyor. Çünkü herkes konuşuyor. Biz de konuşuyoruz. Bütün dünya konuşuyor. Yani dolayısıyla amaç e, kazanmaksa ha, hakikaten bu bağlamda başarılı bir eğilim. Fakat öbür tarafta tabii ki e, mesela sosyal medyada paylaşımların altındaki bin tane yorumu baktığında bin yorum arasında hiçbir onları savunan bir yorum göremedim. Genellikle bu bağlamda evet görünürlük kazanıyor ama hakikaten o artık dava için insanları işte kazandırıyorlar mı? Orada e, şüphe ve soru işaretim var. Öbür tarafta zaten şunu altını çiziyorum. yani her türlü şiddet, yani aktivizm önemli. Bu konu zaten önemli. En önemli konumuz bu. Yani biz şu an ekonomi konuşuyoruz, politika konuşuyoruz. Aslında bu e, çevre, iklim. Sorunları karşılaştırdığımızda bizim şu anda yaptığımız ekonomik ya da politik ya da sosyolojik, sos Diyal, sosyolojik sorunları bir minicik tanmış. hiçbir, hiçbir öyle değeri öyle yok. yok. Bu yüzden evet tabii ki çok önemli bir konu ve evet tabii ki bu konuları çok konuşmamız gerekiyor ve halletmemiz gerekiyor. Orada hiçbir şüphem yok. Ama öbür tarafta eylem ve aktivizm içinde şiddet geliyorsa o zaman da hayır diyorum. Çünkü vandalizm ki diyorsunuz tabloları zarar görmüyor. Bunu bilemiyoruz. Çünkü evet panser cam arkasına, korumalı cam arkasına duruyor. Ama bugün yarın şu anda dediğiniz gibi şu anda çok çoğalıyor. E Bugün yarın işte başka bir genç, ha, onlar da yapıyorlar bir şey olmuyor. Ben de yapayım falan diyip evet, başka bir şey bir döküyorsa. Evet bilimsel bir eylemle korunmayan bir tabloya aslında zarar verebilir. Zarar, ben şöyle bir zarar olduğunu düşünüyorum. Zihnimdeki mesela ay çiçekleri tablosunda ilgi olarak bir farklı fotoğrafa yol açtı şiddetle bütünleşen bence bu bir zarardır. Hani birçok insan o tabloyu o şekilde gördü. Yani şunu düşünün yani yani özellikle ben mesela tabii ki şey üzülüyorum yani şahsın üzülüyorum çünkü sanat ve kültür tayfası aslında bu iklim aktivistlerin yanında yer alıyor. Çünkü genellikle bizim tayfamız, bizim grubumuz yani entelektüel konularla sanat ve kültür ile ilgilenen ya da sanat ile ilgilenen insanların daha ince bir ruh var şey olarak diyoruz ya da işte daha alternatif düşününler. ya biz biz bizim grubumuz normalde hardcore kapitalist tipleri çıkmıyor yani çıkmaması lazım normalde tamam mı sanat seversin işte genellikle sanat sever doğa severdi bu yüzden bu eylemler özellikle bu grubu push etmek ve işte şey etmek e, rahatsız etmek bence çok tehlikeli bir backfire olur ya çünkü biz zaten bu aktivistin yanında ya bana zaten bunu anlatman gerek yok ki ya ben bu zaten benim iki çocuğum var. Birisi 10 yaşında Leia, birisi 15 yaşında Lucas. E zaten ben şu anda onlar için çok endişeleniyorum şahsen olarak. Ve biz bu dünya mahvettik. Ben mahvettim. Bizim kuşağımız mahvetti. Bu yüzden ben şu anda kara kara onları nasıl bir dünya bırakacağımız ben düşünüyorum. Ve biliyorum ki ben kurtaramam bu çocukları ama kurtaracak. Ben bu gençlere çok inanıyorum. Ama bir anda da üzülüyorum çünkü suçlu olan benim. Bu yüzden bana bu eylemler yeni bir bilgi sağlanmıyor gitsinlere işte oradaki hardcore kapitalistlere bu dünya mahveden insanlara ona karşı çorba isterse ya da su isterse atsınlar. Bu isten ve özellikle tabii ki Fangoa çok üzülüyorum. Adam zaten hayatın boyunca çekmiş. Hayat, hayatın boyunca işte sevgi, sevinç, duyguları paylaşmak istedi. Duyulmak istedi. Bu ancak dediğim gibi sanatoriumda en karamsar, en sıkıntılı döneminde, en depresif döneminde en renkli resimler bir yapıyor. yapıyor. Kesin. Bu ayçiçek resimleri evet. o dönemde yapıyor. Sarı evet. mutluluğun resmini, Tabii. mutluluğun rengi olarak tanımlıyor sarıyı. En çok hani Sağ duygusal ki. olarak ihtiyacın olduğu şeyi resmettiği şeyde biz onu bir nefret şeyine dönüştürüyoruz. Biz şimdi geliyoruz o onu kesin. nefret e, hareketiyle onu kapatıyoruz. Yani imgesel olarak doğru çok bir hareket iyi. değil. Peki. Çok, çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Um, vakit yok olsa daha çok konuşacağız ama burada keselim. E, bugün Van Gogh'u konuştuk. E, Van Gogh'un yeğenini konuştuk, onun hatıralarını, Theo'yu, mektupları. Van Gogh'un yengesini konuştuk, iklim aktivistlerini. Van Gogh'un gizemi diyebiliriz bütün bunlara. Gizemini çözemedik, yıllarda çözemeyecek diye düşünüyorum. Bir sonraki öbür gündemde görüşmek üzere.